Evet, merhaba canlar, dostlar. Ben Cem Kervan. Bu hafta Gelir Felaket adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum sizinle. İsa Ruhullah'ın çok enteresan bir sözü var. Luka suresinde 13. bölümünde kelam ne diyor? O sıralarda İsa'ya haber verildi ki Vali Pilatus, o gayri Yahudi ve çok kötü, gaddar, zalim bir adam. Vali Pilatus askerlerine bazı celilelileri Beytülmakdis Yahudilerin merkezi ibadethanesi, orada kurbanlar kesiliyordu zaten sürekli olarak. Bazı celilelileri Beytülmakdis'te tam kurban tığlarken öldürmüş. Öyle ki yerler kan revan içindeymiş. Öldürülen celilelilerin kanı tığladıkları kurbanların kanına karışmış. Her taraf kan. Haber verenlere İsa şöyle karşılık verdi. Bu öldürülen celileliler diğer celilelilerden daha günahkardılar diye mi düşünüyorsunuz? Çok enteresan. Yani ne bekliyorlardı aslında bu haber verenler? Genelde böyle bir şey anlatanlar ne bekliyorlar? Dinleyen, hayret bir şey ya, ne kadar kötü, ne kadar zalim, ne kadar gadar bir adam ya falan demelerini bekliyorlar. Halbuki İsa ne diyor? Bu öldürülen celileliler diğer celilelilerden daha günahkardılar diye mi düşünüyorsunuz? Bu yüzden mi böyle kötü bir şekilde öldüler? Hayır, hiç de değil diyorum size. Hepiniz onlar gibi helak olacaksınız eğer tövbe etmezseniz. Herkesin tövbe etmesi gerekiyor. Şimdi bunlar zaten emperyalist çünkü Romalı. Yani Roma İmparatorluğu'nun valisi. Resmen yani imparatorun adamı. Emperyalist tabii. Öbür tarafta ezilenler var. Celileliler. Bunlar Yahudi. Bunlar ezilen halk. Ve genelde ezilenlerin davası haklı, doğru, yani haklı ama davalarının haklı olması onları günahsız kılmaz. Yine günahları var, yine ne diyor? Hepiniz onlar gibi helak olacaksınız eğer tövbe etmezseniz. Herkesin tövbe etmesi gerekiyor. Davanız haklı olabilir ama o sizi günahsız kılmaz. Yani tövbe etmemiz lazım hepimizin. İsa sözüne devam ediyor. Peki hani Kudüs'ün Şiloah mahallesindeki kule 18 kişi üzerine yıkıldı. Onlar öldüler ya. Onlar Kudüs'te yaşayan diğer insanlardan daha mı günahkardı sanki? Hiç de değil diyorum size. Hepiniz onlar gibi helak olacaksınız eğer tövbe etmezseniz. Evet, bazıları hani bir afet oluyor, kötü bir olay oluyor. Doğrudan bir bağlantı kuruyorlar. Mesela diyorlar ki deprem oldu. O depremzedeler kesin günahkardır. Allah onları cezalandırıyor. Öyle iddia edenler var, tez kuranlar var. Öyle bir şey yok. Yani hepimiz günahlıyız. Hepimiz aslında helak olmalıyız, cezalandırılmalıyız. İsa zaten o sebepten dolayı geldi dünyaya. Yani bu cezayı üstlenmek istedi. Biz o cezayı görmeyelim diye. Ama günahlarımızdan tövbe etmemiz lazım tabii. Evet, bunu bir değiş haline getirdim. Sizinle paylaşmak istiyorum. İnşallah beğenirsiniz. Daha mı çok günahkardılar?
ahkârdılar. O yüzden mi onlara geldi affet? Hayır canım, tabii ki değildir. Tövbe etmezseniz gelir felaket. Hayır canım, tabii ki değildiler. Tövbe etmezseniz gelir felaket. İbadethanede katliam olur, canların başına bina yıkılır. İbadethanede katliam olur, canların başına bina yıkılır. Biz de günahlıyız, bize de gelir. Tövbe etmezseniz gelir felaket. Biz de günahlıyız, bize de gelir. Tövbe etmezseniz gelir felaket. Kervanım katliam, işkence affet. Korkunç olaylar, facia, cinayet. Kervanım katliam, işkence affet. Korkunç olaylar, facia, cinayet. Sonsuz helak bile geliyor elbet. Tövbe etmezseniz gelir felaket. Sonsuz helak bile geliyor elbet. Tövbe etmezseniz gelir felaket. Evet, tövbe etmemiz gerekiyor, iman etmemiz gerekiyor. İsa'nın dardaki ölümüne güvenmemiz gerekiyor ki günahlarımız affedilsin, kaldırılsın. Yoksa hepimiz helak olacağız. Belki bir afet, bir felaket, bir facia sonucu olmayabilir. Ama öldükten sonra yine cezalar gelecek. Yine çok korkunç ceza, helak, yıkım gelir başımıza. Onun için şimdiden tövbe edelim, iman edelim ve imanla İsa'nın talibi olarak, ona tamamen güvenerek bu dünyada yaşayalım. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin. Abone olun, yorum yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.